2019 yılı sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından mahalli öneme haiz sulak alan ilan edilen Kazgöl, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda göle yakın bir noktada maden ocağı kurulmak istenmiş, bu duruma Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ile köy sakinleri tepki göstererek hukuk mücadelesi başlatmıştı. Kavasbaşı, Ütük ve Eymir köyleri muhtarlıkları tarafından Bölge İdare Mahkemesi'ne açılan yürütmeyi durdurma davası sonuçlandı. Mahkeme, projenin uygulanması halinde Kaz Gölü'nde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar doğa severleri bir hayli mutlu etti. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şenel Çobanoğlu, verdikleri mücadeleyi sonunda başardıklarını söyleyerek bu doğal güzelliği ülkemize kazandırdık dedi. Bir mangan maden sıkıntımız oldu. Bununla ilgili 3-4 yerde biliyorsunuz numune aldılar ve tamamen ruhsat alındı, başlanacaktı. Bununla ilgili biz ciddi bir mücadele yaparak bu mangan davasını, yani maden ocakları ruhsatını iptal için müracaatlar yaptık. Sonunda bunu başarıyla kazandık. Bunu doğal olarak hem kuşlarımıza hem buradaki zararlı kardeşlerimize, Sivas'a, ülkemize kazandırdık. Kazgölü sahip olduğu canlı popülasyonu, barındırdığı endemik bitki türleri ve ev sahipliği yaptığı nesli tükenmekte olan kuş türleriyle dikkat çekiyor. Göl, dünyada son kalan 40 turna ailesinden 3'üne ve nesli tükenmekte olduğu düşünülen küçük beyaz akbabalara ev sahipliği yapıyor.